hareketlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin tutuklanmasını kınadığımızı, bunu kabul etmediğimizi belirterek açıklamamıza başlamak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Meslek itibarımız, haklarımız ve geleceğimiz için eğitim emekçileri olarak bugün iş bırakıyoruz. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren, eğitimin diğer bileşeni olan memur, hizmetli, idari ve teknik personelin sorunlarını çözmeyen, özel sektörde çalışan öğretmenleri sömüren düzeni ortadan kaldırmayan, öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamakta kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadro eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam, insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliksiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir. Eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, sosyal devlet anlayışıyla devlet düzenleşme alınması ve kamusal eğitimi sağlanması. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılması karara bağlanmıştı. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir. Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta, ısrar etmekte. Bugüne kadar her konuda olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Öğretmenin mesleğini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Kanununu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Yaşasın eğitim emekçilerinin güç birliği, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Eğitim Sen Hakkari Şubesi, Eğitim İş Hakkari Temsilciliği. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın!